İkiye kadar sayıp kavuşmuş olmanız harika bir şey değil mi sizce de? Harika bir şey, efsane bir şey. Ve Sümeyra Hanım, siz sağlık çalışanısınız. Lütfen bize çalışma unvanınızı anlatın ve bunu nasıl değerlendirin? Sevgili hocam, radyoloji hekimi olarak çalışıyorum ve bize yılda bir kez radyoloji hekimleri derneği tarafından yapılması zorunlu olan bir tarama yapılır. Ve yılda bir kez biz dahiliye, göz, işte 6-7 tane bölüme gider ve bütün vücudumuza baktırırız. Ve çok böyle teferruatlı bir işlem olur. Çünkü sürekli radyasyonda çalışıyoruz birebir. Ameliyathanede çalışıyoruz. Direkt radyasyona Sümeyra maruz Hanım, kalıyorum. Sümeyra Hanım, şöyle diyelim, hani bir saati dolunca Instagram kendisini kapatıyor ya, kendini kapattığında Evet. kaydedemiyorum. Hiç değilse kapanmasını Tamam. 1 dakika kala kaydedebileyim. Üç şey anlatın bize. Yani nasıl değerlendiriyorsunuz bir sağlıkçı olarak? Sizin vallahi hangi şehirde olduğunuzu bilmiyoruz. Hiçbir Hocam, şeyini bilmiyoruz. şöyle ben 32 yaşına kadar tıbbi olarak her şeyi öğrendim. Doktorların arasında yetiştim, büyüdüm ve fakat şifacı kısmıyla da hiçbir şey yapmadan, yani o kadar eğitimler alınmadan da bunlar yapılabiliyormuş. Mucizemiz sonsuz olsun. Nuri, Ben ve sen sizin kimsiniz? üyenizim. İnşallah ikinci modülümü de Çağlar Hanım'dan alacağım. Tamam. Ve Çağlar Hanım, Evet. Bir parantez telefonunu... açmak istiyorum hocam. Çok kısa. Sümeyra Hanım da duysun istiyorum. Ben de radyoloji teknikeriyim Ha. Sümeyra Hanım. Evet. Ben Şaka de bir gibi. sağlıkçıyım. Süper. Ben de bir sağlıkçıyım. Yalnız bizim mesleğimizde makinaların içine girip tonlarca radyasyon alarak görebildiğimiz çok az şeyi siz az önce 12'ye kadar sayıp yok olduğuna şahit oldunuz, değil mi? Kesinlikle Çağlar Hanım. Aynen öyle. Evet. İşte anlattıklarımızın özeti Sümeyra Hanım. Sümeyye'nin Harikasınız. şifa oldu, şifa olsun ve bizi dinleyen herkes valla rahatsızlıkları neyse şu anda 12'ye kadar saysınlar ben. Şimdi bir arkadaşımız yazmış, hocam hep yazıyorum ama bir türlü görmüyorsunuz demiş. Şu anda arkadaşlar siz de kabul edersiniz ki 100 tane kadar yorum var. Hepsini okuyamam. Herkes lütfen 12'ye kadar saysın, gözünü kapatsın. Hatta Saygısın, kapat gözünü. eş zamanlı olsun diye ben sayayım. Benimle beraber sayın. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tamam. Açın gözünüzü. Bütün dünyanın şifasına vesile olsun. Selamlar, saygılar. Nuru Şahit'in Eyvallah. sonsuz. Ve evet, Sümeyra Hanım küçük kızını gösterdi. Bir daha el salla. El sallayın kızlar. Evet, el salladı. Çok teşekkür ederim hocam. Şifa olsun, şifa olsun. Uğurlar olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun Çağlar Hanım. Sevgiler, saygılar. Çağlar'ın telefon numaranı lütfen söyle. Herkes eğitim almak isteyenler sizi arasınlar. Evet, tekrardan söylüyorum. Ben Çağlar Altun'da şifanıza vesile olmak için sabırsızlanıyorum. Refik Korkmaz eğitimlerine benim aracılığımla ulaşmak için telefon numaram 0506 068 17. Tekrar edeyim mi hocam? Evet, lütfen. 0506 068 1720 telefon numarasıyla bana ulaşabilirsiniz. Evet, bizim eğitimimizin birinci modülünü ve ikinci modülünü alabilirsiniz ve Evet. sizler de eğitimler verebilirsiniz. Sizler de öğrendiklerinizi ailenize, çevrenize uygulayabilirsiniz. Hayırlı geceler size Sümeyra Hanım. Uğurlar olsun. Hocam çok teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar. Selamlar, saygılar. Bize çok güzel şifalara vesile oldunuz. Eğer sizinle şu anda görüşmemiş olsaydık Sümeyra Hanım'ı almış olamazdık. İşte bu güzelliklere vesile oldunuz, bize katıldınız. Allah razı olsun sizden. Sizin sayenizde hocam. Biz size minnettarız. Estağfurullah, rica ederim.
tüm arkadaşlarımıza, sizi izleyen tüm dostlarımıza selam söyleyelim mi? Evet, buradan herkese selamlar. Nuru Şahütemiz sonsuz. Bütün Refik Korkmaz ailesi adına herkesi selamlıyorum. Nuru Şahütemiz sonsuz olsun. Nuru Şahütemiz sonsuz olsun. Evrenden beynimi her gün kemiren yarınlar, kaygılar, yaşam alanımın cepheri, dökülen duvarlar, dökülen duvarlar. Aklımdan geçenleri kağıda dökebilsem, acaba huzur bulur mu şu kararsız benliğim? Özgür hisseder miyim, nefes alabilir miyim? Omzumdaki yükleri üstümden atabilsem, aklımdan geçenleri kağıda dökebilsem, acaba huzur bulur mu şu kararsız benliğim? Özgür hisseder miyim? Nefes alabilir miyim? Gerçeği